biraz çok yüksekten dökülmese de bu şelale izlemesi çok keyifli. Oho! Manzaraya bak! Şuna bakar mısın ya? Ne kadar yürüyeceğiz ya? Hadi ya. Meşhur düğmeli evlerin olduğu yerler. Teyzeciğim hoş bulduk. Side Antik Kenti'nden ayrılıyoruz arkadaşlar. Şimdi istikamet ilk durağımız Manavgat Şelalesi. Yol maceralarımızı ve keşif hikayelerimizi paylaştığımız İki Teker İki Yürek kanalımıza hoş geldiniz. Daha önceki videomuzda sizi Antalya'nın en güzel tatil beldelerinden, aynı zamanda bir açık hava müzesi Side'nin güzelliklerinde bırakmıştık. Bu bölümümüzde ise Manavgat Şelalesi'ne ve Toroslar'daki şirin düğmeli evlere götüreceğiz. Başlamadan önce eğer değilsen kanalımıza abone olmayı unutma. Side'den 15 kilometre kadar bir yolculukla Manavgat Şelalesi'nin bulunduğu noktaya gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve biz vardık. Manavgat Şelalesi'ne giriş yaptık arkadaşlar. Evet. Burada müze kart geçmiyor. Bilginiz olsun. Belediyenin bir işletmesi. 7 lira kişi başı ücret ödüyorsunuz. Daha girişte hemen işte kafeler vesaireler. Ama ağaçlık güzel bir yere girdik. Bakalım. Manavgat Şelalesi, şehrin içerisine gizlenmiş yeşillikler içinde huzur dolu bir ortam. Ama turizm sezonu bittiğinde, Antalya'nın sıcağından kaçıp su sesi eşliğinde dinlenebileceğiniz doğal bir ortam adeta. Öyle çok yüksekten olmasa da Manavgat Nehri falezlerden dökülürken sunduğu güzelliklere takılacak gözleriniz. Etrafında oluşturulmuş tesislerde ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz gibi piknik alanında kuş seslerinin eşlik ettiği muazzam bir piknik de yapabilirsiniz. Evet, Manavgat Şelalesi gezimizi tamamlıyoruz arkadaşlar artık. Burası çok yüksekten dökülmese de bu şelale izlemesi çok keyifli. Çünkü çok böyle yüksek debili akıyor. Geniş de bir şelale, o yüzden güzel bir manzara. Evet, ortam da çok güzel. Buralara yolunuz düşerse uğramadan geçmeyin. Kesinlikle. Görüşmek üzere, hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar da Adıyaman'dan yola çıkmışlar. Neredeyse benzer bir rotayla önce Alanya, Mersin yapacaklar. Oradan Adıyaman'a geri döneceklermiş. Bir iki sohbet ettik. Ne güzel, onlar da çift geziyorlar. Şimdi biz Manavgat Şelalesi'ni bitirdik. Altın Beşik Mağarası'na doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Ama ondan önce bir tık önde düğmeli evler var. Çok merak ettiğimiz düğmeli evlere gideceğiz. Bakalım nasıl bir yermiş. Merak ediyoruz biz de. Tırmanıyoruz bakalım, yine tırmanıyoruz. Altın Beşik Mağarası'na doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yine çamların arasından harika bir yoldan sürüyoruz ama bu sefer asfalt. Asfalt olduğu için yaz virajlarının da keyfini yaşıyoruz. Ama artık korkar oldum yani böyle yerlerden.
güzel manzaralar izleyeceğiz gibi görünüyor. Aa, ne güzel teyzeler çeşmeden su dolduruyor. Biz yukarı gittikçe bir bulut üstümüze geliyor. İnşallah ters bir şey olmaz. Daha şimdiye kadar yağmur görmedik. Yaklaşık 60 gün oldu. Yoldayız inşallah. Buradan sonra da görmeden sağ salim bitireceğiz. Bayağı yükseklere çıktık arkadaşlar. Tamam, katır. Eşek ve katır. Baya yükseklere çıktık, artık kulaklarımız basınç yapmaya başladı. Daha da çıkacağız gibi görünüyor, şu tepeyi aşacağız gibi. Gidiyoruz bakalım. Yalnız çok güzel bir yermiş ya, yayla herhalde burası. Bazı birkaç yerde yaylayı bir de gördük. Gerçekten doğal süperdi ya. Manzaraya bak. Oymapınar şu alt taraf çok güzel ya. Manzara mükemmel. Şurada bir resmi hak ettik ama biz. Şişti değil mi kulak? Şişti. Ne oldu? Nasıl güzel. Bu motoru biraz geri alsak dedi. Kırayım ön tarafta. Hazır olduğunda söyle. Gel. Of be, çok güzel manzaraymış. Oymapınar Barajı burası işte. Oymapınar Gölü. Yol üstünde karşımıza çıkan seyir alanında ufak bir mola. Bu manzarada birkaç fotoğraf çekip anılarımız içerisinde ölümsüzleştirelim. Ride. Walk my world, billion by billion, and holding up half the sky.
tostet kullananlar hemen anlayacak bizi. Böyle zemini güzel, manzaralı, bol virajlı yollar bizim için en keyifli yollardır. Tüm güzellikleri yaşarsınız yolda. Biz de tümünün keyfini çıkarıp vardık Ürünlü köyüne. Düğmeli evlere geldik. Çok güzel ya. Şuna bakar mısın ya? Oy, çok güzel bir köymüş. Yalnız Altın Beşik. Aşağıda bir tabela vardı ya, Altın Beşik diye. Aşağıda sağa doğru bir tabela vardı. Altın Beşik Mağarası diye. Yanlış gidiyoruz. Sağa dönecektik, tabela vardı orada. Köyü girişten itibaren bizi çekti aldı. Ama önce Altın Beşik mağarasına uğrayıp dönüşte köyü bol bol gezmek için plan yaptık. Düğmeli evlerin hikayesini öğrenmek ve bol bol incelemek istiyoruz. Ama yol hali tabi, bazen planlar tutmuyor. Kapalı mı? Kapalı yavrum, kapalı. Mağara kapalı. Hadi ya, niye kapalı? Ha, ne kadar yürüyeceğiz ya? Bayağı yürüyeceksiniz. Hadi ya. Şimdi yol şey taş düştü de ondan. Taş mı düştü? Anladım. Ay Allah ya. Tamam, teşekkür ederiz abiciğim. Çok uzak mı gidiyorsun? Yürüme mesafesi çok mu uzak? Tamam. Teşekkür ederiz, dönelim biz. Altın Beşik Mağara yoluna taş düşmüş. Duyduğunuz gibi. Dolayısıyla biz oraya gidemiyoruz. O kahvenin orada, bir çay içelim. Hatta bir drone kaldıralım şurada. Nereden geldik? Nereden geldik biz? Sağdan geldik değil mi? Madem Altın Beşik Mağarası'na gidemiyoruz, köy kahvesinde birer tavşan kanı çayı içmeyelim mi? Hem burada yaşayanlardan bilgi alırız, hem de buraların tipik evlerini inceleriz. Somut olmayan kültürel miras olarak koruma altına alınmış Torosların bu şirin evleri yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip. Çimento kullanmadan bölgede en kolay bulunan ağaç ve taşı kullanarak özgün bir mimari yaratılmış. Evlerin dış kısmında görünen ahşap çıkıntılar karşıdan bakıldığında duvarda yüzlerce düğme var gibi göründüğünden düğmeli evler olarak adlandırılmış. Mimari özelliği sebebiyle depremden dolayı şimdiye kadar hiçbir ev yıkılmamış.
Antalya'nın Akseki, İbradi ve bazı köylerinde görünen bu evlerin en güzel örneklerine Ormana'da ve Ürünlü'de rastlayabilirsiniz. Ormana daha çok ismi bilineni ama biz Ürünlü'ye köy halkının samimiyeti sebebiyle bir yıldız koyalım. Ürünlü köyündeyiz arkadaşlar. Meşhur düğmeli evlerin olduğu yerler. Teyzeciğim hoş bulduk. Ne bu, pekmez mi kaynatıyorsun? Evet. Pekmezin son aşaması. Vay. İlk aşama içeride. Şıraları da gitti. Şıra neney? Bunda sıkıldı yani. Nenem kaç saattir uğraşıyorsun ya? Sabah 6'da geldik buraya. 6'dan beri pekmezle uğraşıyorsun. Evet. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Allah hep cümlemizin ağız adıyla yedirmek. Amin. Pekmez yapımı değil mi abi bu? Evet. Evet. Bana biraz anlatır mısın? Nasıl şimdi yapılıyor? Bu şırahmene diyoruz biz buna. Ne? Çırah? Şırahmene. Şırahmene. Heh. Üzümü döküyoruz içine. Üstüne meşe gülü diyoruz. Meşe külü. Aa, çok ilginç. Meşe külü tabii ama başka kül olmuyor. Ya incir külü ya meşe külü. Yengem bunun ustası zaten. Teyzem bunlar burada üstüne külü döküyor. Ne kadar duruyor? Yarına kadar bu yarın böyle sabah durur. Değil. Ondan şey sonra olacak, bunu çiğnenecek. Çinleriz, torbaya katar, suyunu tekrar alır. Ondan sonra bir kaynatırız. Aynı çay demlenir gibi. Kazanda kaynatır. Kül dibine çöker, çay demlenir gibi üstü demlenir. O kül köpürüyor. Bu kazanda çay demler gibi demleriz onu. Köpürüyor. Ondan sonra tabanına gelen külü torbaya katar. Aynı çay gibi. Tekrar suyunu alır. Bu tavaya aktarırız. Ondan sonra durulduktan sonra. Bu bir sonra demli çay halindeyken pekmeze döndü. Koyulaşıyor değil mi sonra? Tabii. Elbette bu doluydu. Oo, bayağı koyu. 7-8 saat kaynıyor. Emek ya, ama emek olmadan yemek olmuyor, evet, değil mi? Emek olmadan yemek olmaz. Ellerine sağlık teyzem. Evet. Vallahi billah. Ama tam doğal. Evet. Elbette. Her şimdi hiçbir doğal karışım olmadan ondan sonra turşusunu alıyoruz. Bir de doğal turşusu sirke, gel göstereyim. Sirkesini. Sirke doğal sirke. Şimdi torbada ezdiğimiz şu şey yapalım. Gösterelim. Buraya bastırıyoruz bunun ezilmiş hali. Ha, bu şeyle çiğnendikten bu sonra. Ezilmiş hali. Karanlıksa. Yo, ışık güzel şu an. Evet. Ondan sonra alır. Şimdi bunu buradan da doğal sirkesini ona su dökeceğiz. Ekşiyecek. Sirkesini alacağız. Çok iyi ya. Sirkesi de burada. Daha ucundan dökülende. Sirkesi de bu halde olur. Aynı pekmez gibi. Bu doğal sirke işte. Hiç karışım olmadan. Daha da ondan alacağız. Vay be. Bu kendi kendine döküleni. Ona su dökeceğiz. 2 gün sonra. Alacaksın. Alacağız. Ekşidikten sonra. Ekşiyecek. 2 gün ekşiyecek. Tekrar alacağız. Bak bu pekmez gibi doğal sirke. Çok güzel, ellerinize sağlık. Bu sirkeyi sağlık bulamazsın. Türkiye'cim böyle alan olmaz. Doğrudur. Hep beyaz olur. Evet değil mi? Hep beyaz evet oluyor. Fakat bunun kırmızı olması evet üzümden tabii. Üzümden. Saf beyaz üzüm olsa beyaz suyu olur çıkar. Doğru. Şimdi renkli üzüm oldu muydu? Aynı bu pekmez gibi. Buna ne kadar su karıştırırsak, turşu kurarırsak karıştırıyoruz. Bu doğal. Alanya'ya devam ediyoruz arkadaşlar. Düğmeli köyü çok hoşumuza gitti. Çok güzeldi. Kahvede de köylü abilerle çok güzel sohbetler ettik, muhabbetler ettik. Çok güzel zaman geçirdik. Altınbeşik mağarası kapalıymış, uğrayamadık ama yine de güzel oldu. Güzel anılar topladık. Şimdi 1,5 saatlik falan yolumuz varmış. Yine böyle dağ yollarından Alanya'ya iniyoruz. Günü Alanya'da sonlandıracağız. Yarın da Alanya'nın çevresini gezeceğiz. Çok
güzel ya. Toroslar başka güzel ya. Gerçekten başka güzel. Nefis manzaralar izledik bugün. Biraz tepeye çıktıkça hava serinledi. Yorgunluğumuz da gitti, kendimize geldik. Çok güzel bir yoldan iniyoruz şu anda aşağı. Alanya'ya doğru devam. Yol da nefismiş bu arada. Asfaltı da çok güzel. Hoppa işte. Sonraki bölümümüzde Alanya'da görüşmek üzere. Yeni yolculuklarımıza eşlik etmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.